Marcel Post Ay Işığı Sonatı Seslendiren Akın Altan Yol yorgunluğundan ziyade Babamın taleplerinin, piyanın kayıtsızlığının ve düşmanlarımın gaddarlığının hatırasıyla kaygısı bitkin düşürmüştü beni. Gün içinde Asunta'nın yoldaşlığı, şarkısı, beni pek az tanımasına rağmen bana gösterdiği şefkat, beyaz, esmer, pembe güzelliği, Deniz rüzgarının taşıdığı inatçı parfümü, şapkasının tüyü, boynundaki inciler beni oyalamıştı. Ama akşam saat 9'a doğru bunalarak ondan arabayı alıp dönmesini rica ettim. Ben açık havada biraz dinlenmek istiyordum. Neredeyse 10 flüa varmıştık. Güzel bir yer seçmiştik. Bir duvarın önünde. Rüzgarı kesen çift sıralı ulu ağaçların arasında hava yumuşaktı. Asunta ricamı yerine getirip gitti. Çimenlerin üzerine uzanıp, yüzümü karanlık gökyüzüne çevirdim. Karanlıkta seçemediğim denizin sesi, arkamdan ninni gibi geliyordu. Çok geçmeden kalmışım. Rüyamda, batan güneşin karşımda, uzaklarda kumlarla denizi aydınlattığını gördüm. Alaca karanlık çöküyordu. Bana, Olağan bir gün batımı ve olağan bir alacakaranlık karanlık gibi göründü. Ama sonra bir mektup getirdiler. Okumak istedim. Hiçbir şey göremedim. Ancak o zaman fark ettim ki, yoğun ve yayılmış ışık izlenimine rağmen aslında ortalık kapkaranlıktı. Bu gün batımı olağanüstü solgundu. Işıklıydı ama aydınlık değildi mucizevi biçimde aydınlanan kumların üzerinde öyle karanlıklar birikiyordu ki, bir deniz kabuğunu seçebilmek için müthiş bir çaba göstermem gerekiyordu. Bu rüyalara özgü alaca karanlıkta, sanki hasta ve rengi solmuş bir güneş, kutuptaki bir sahilde batıyordu. Kederlerim ansızın dağılmıştı. Babamın kararları, piyanın duyguları, düşmanlarımın kötü niyeti hala bana hakimdi. Ama artık onların altında ezilmiyordum. Kayıtsız kaldığım doğal bir zorunluluğa dönüşmüşlerdi. Bu karanlık pırıltıdaki tezat, dertlerimin bu mucizevi, büyülü biçimde dondurulması, bende bir güvensizlik, bir korku uyandırmıyordu. Giderek artan bir hoşlukla çevriliydim. Sarmalanıyordum. Bu hoşluğun içine gömülüyordum. Ve sonunda tadına doyum olmayan yoğunluğuyla uyandım gözlerimi açtım. Rüyam, bütün görkemi ve solgunluğuyla etrafımda hüküm sürüyordu. Sırtımı yaslayıp uyuduğum duvar ışıl ışıl aydınlıktı. Üzerindeki sarmaşığın gölgesi öğleden sonra saat dört belirgindi. Belli belirsiz bir esintiyle kıpırdayan ak kavağan yaprakları kıvılcım saçıyordu. Denizin üzerinde dalgalar ve beyaz yelkenler görülüyordu. Gökyüzü açıktı. Ay doğmuştu. Ara sıra ayın önünden hafif bulutlar geçiyor ama bir deniz anasının jelatini ya da opalin merkezi gibi açık ama yoğun mavi tonlarına bürünüyorlardı. Ne var ki her yerde parıldayan aydınlığı gözlerim hiçbir yerde yakalayamıyordu. Serabı andıran parıltılarıyla otlara bile karanlık hakimdi. Ormanlarla hendek kapkaraydı. Ansızın hafif bir ses, bir endişe gibi uzun uzun yükseldi, hızla büyüdü ve ormanın üzerinde yuvarlandı adeta. Esintinin hışırdattığı yaprakların ürperişiydi. Geceyi kaplayan muazzam sessizliğin üzerinde, tek tek her hışırtının birer dalga gibi yuvarlanışını işitiyordum. Sonra bu ses de hafifleyip kesildi. Karşımda, Çift sıra sık meşelerin oluşturduğu iki gölge şeridinin arasında uzanan dar çayırda sanki bir aydınlık ırmağı akıyordu. Bekçi kulübesini yaprakları ve bir yelkeni gömüldükleri karanlıktan çağıran ay ışığı onları uyandırmamıştı. Bu rüya sessizliğinde sadece şekillerinin silik bir hayaletini aydınlatıyordu. Gün içinde onları gözümde son derece gerçek kılan varlıklarının kesinliğiyle içinde bulundukları sıradan çevrenin devamlılığıyla beni bunaltan konturları seçilemiyordu. Kapısız ev, gövdesiz, neredeyse yapraksız yeşillikler, teknesiz yelken inkar edilemeyecek, acımasız, tek düze ve alışılmış bir gerçeklik değil de karanlığa gömülen uykudaki ağaçların tuhaf, tutarsız ve ışıklı rüyası gibi görünüyordu. Gerçekten de orman hiç bu kadar derin uyumamıştı. Ayın bu uykudan yararlanıp, gökyüzünde ve denizde bu solgun, tatlı ve muazzam kutlamayı sessizce yürüttüğü hissediliyordu. Üzüntüm geçmişti. Babamın beni azarladığını, piyanın benimle alay ettiğini, düşmanlarımın komplo kurduklarını işitiyordum. Bunların hiçbiri bana gerçek gibi gelmiyordu. Tek gerçeklik bu gerçek dışı ışıktı. Gülümseyerek ona dönüyordum. Benim dertlerimle ormanda, gökyüzünde ve denizde kutlanan esrarengiz ayinleri hangi bilinmez benzerliğin birleştirdiğini anlamıyordum. Ama ayinlerin bir açıklama, teselli ve bağışlama sunduğunu ve yüreğim böylesine açık seçik işittiğine göre zihnimin sırrı anlamayışının önemli olmadığını hissediyordum. Kutsal gece, anama adıyla seslendim. Kederim ayı. Ölümsüz kız kardeşini tanımıştı. Ay ışığı, gecenin şekil değiştirmiş acılarını parıl parıl aydınlatıyordu. Bulutların dağıldığı yüreğimde hüzün doğmuştu. O sırada ayak sesleri duydum. Asunta devasa koyu bir mantonun üzerinde beyaz yüzüyle bana doğru geliyordu. Alçak sesle konuştu. Üşürsünüz diye korktum. Abim yatmıştı. Ben de geri geldim. Ona yaklaştım. Soğuktan titriyordum. Beni mantosunun içine aldı ve yakasını kapatabilmek için kolunu boynuma doladı. Koyu karanlıkta ağaçların altında birkaç adım yürüdük. Önümüzde bir şey parıldadı. Geri çekilmeye vakit bulamayıp yana çekildim. Bir ağaç gövdesine çarpacağımızı sanmıştım. Ama engel ayaklarımızın altında yok oldu. Mehtaba basmıştık. Başını başıma yaklaştırdım. Gülümsedi. Ben ağlamaya başladım. Onun da ağladığını gördüm. O zaman anladık ki Mehtap ağlıyordu ve kederi kederimizle birdi. Ay ışığının dokunaklı, şefkatli vurguları kalbimize saplanıyordu. O da bizim gibi ağlıyordu. Bizim neredeyse her zaman ağladığımız gibi. Sebebini bilmeden ağlıyordu. Ama o kadar yürekten ağlıyordu ki karşı koyulamayan tatlı umutsuzluğunda ormanı, kırları yine denize yansıyan gökyüzünü ve nihayet onun yüreğini açıkça gören yüreğimi sürüklüyordu. Son